herkes nerede nerede? Salı kargosu geldi. Bugün günlerden çarşamba. Olmadı böyle bir beste. Arkadaşlarım çok özür dilerim. Canlarım arkadaşlarım özür dilerim. Siz misiniz benden şarkılı giriş yap diye? İşte böyle saçma sapan bir şarkıyla giriş yaptım canlarım. Ne oluyoruz? Bu kargo bana ait. Herkese merhaba arkadaşlarım. Önce kalbimi size ben gönderiyorum. Bursa'dan önce tek rahatsızım çünkü. Arkadaşlar vermeyeceklermiş bana. Bu kargo benim hakkım. Arkadaşlar ama biz böyle aslında çok istiyoruz bu kargoyu açmayı. Elim havada kaldı. Bu hafta salı kargomuz iki paket haline geldi. Birini Bursa seçti, dün açtı. Maalesef arkadaşlar. Bugün de benim hakkım ama ne olur ben açmak istemiyorum. Poyraz dahil olabilir. Çünkü bu kolin içinde Poyraz'ı da ilgilendiren bir şey var. Sürpriz. Artık sürpriz kalmadı. Açıyorum. Arkadaşlar. Ha bir dakika eksiğimiz var. Melisa. Gel bebeğim Melisa'cığım. Aslında bu kargo seni ilgilendiriyor ama biz senden daha heyecanlıyız. Yeni arkadaşların artık kardeşlerin de hep bunu arkadaşlarımız karar verecekler. İşte onların oldu onu biliyoruz arkadaşlar. Sürprizli kalmadı. Bu kolinin içinde iki tane Amerikan göl bebek var. Hem de Melisa ile aynı evden geldiler. Dünkü koliden çıkan bebekler gibi ikinci el değil. Bunlar sıfır. Dumanı üstünde. Melisa ile birlikte aynı yerde üretilmiş, aynı yerde depolanmış ve artık bizim evimize ulaşmış, gelmiş. İki tane farklı bebek var. Anneciğim ben tam bu aşamada bir şey söylemek istiyorum. Arkadaşlar kesinlikle bunun dışarı çıkacak iki bebeğin bir tanesi sizin seçtiğiniz oylamayla ama benim aşkım olan bebek. Diğeri de Poyraz'ın aşkı olan bebek. Evet. Söyleyeyim mi? Söyleyeyim mi? Hayır sakın. Hayır sakın Poyraz. Hayır. Sakın. Orayı bipledim. Tamam. Arkadaşlarınız sürpriz. Hayır. Bu da anasına çekmiş. Hiçbir şey saklayamıyorsun. Ağzını sürpriz olacak. Evet anası kılık lafını da Ceylin'den almış olduk. Ağzınıza baklava ıslanmıyor. Evet arkadaşlarım canım arkadaşlarım. O zaman kargomuzu açmadan önce. Ay Melisa da şaşıracak şimdi birazdan duyduklarını arkadaşlarım. Madem öyle sizler bizim şöyle doğaçlama kargo açılış videolarımızda söylemiş olduğumuz şarkıları beğendiniz öyle mi? O zaman haydi kargo açması şarkısı gelsin. Haydi hep birlikte. Salı kargosu geldi. Bugün çarşamba. Melisa duydun mu? Bu şarkı bizim. Olmadı söz bulamadım. Söz bulamadım. Arkadaşlarım çok heyecanlandım. Çok kötü oldu. Melisa'nın karşısında çok heyecanlandım. O zaman doğrusunu bu sefer alalım. Madem öyle. Ne? Hadi bakalım. Hadi. 3, 2, 1. Salı kargosu geldi. Ama neyse hadi açalım artık. Ben doğaçlama söyledim arkadaşlar yani. Kargo benim kargom. Kimse el etmem. Poyraz'la ben. Ceylin'in yardımıyla tamam ya. Benim ya. İyi ki ben açacağım dedim. Kimseye bırakmam. Hadi Poyraz. Kızlardan önce açalım Poyraz. Açalım. Poyraz açamıyoruz. Açın. Poyraz ikimiz bir kargoyu açamayacak. Tamam ya bırakın ya. Bırakın arkadaş ya. Doink. Bekle. Olmuyor. Olmaz bir dakika siz çekilin. Dikkatli olun. Tehlikeli olabiliriz. Huu, çok az kaldı. Çok az kaldı. Kim gelmiş acaba? Anket sonucunu olmuyor. Kazanan... Olmuyor mu yine? Hayır. Ay ne kadar nazlı çıktı bunlar da. Heh. Vay. Vay canına arkadaşlarım. Vay. Canım arkadaşlarım. Oradaysanız haydi bir like atın. Orada mısınız? Oradasınız duydum. Arkadaşlar bir dakika annem çıkartamazsın yapamazsın. Ya çıkartacağım artık yeter artık dayanamayacağım. Bir dakika. Poyraz karar versin ilk önce hangisini çıkartıyoruz? Hangisini açıyoruz Poyraz? Bunu. Tamam. Bunu Poyraz için açıyoruz bunu da Melisa için açıyoruz. Evet Poyraz için ilk kutuyu açayım gözünüzü kapatın. Kapattım. Gözünüzü kapatın. Kapattım hadi. Hayır bunu açmayacağım. Ben gördüm çünkü. Poyraz'cığım kızlar önden. Melisa'nınkini açalım önce. Ondan sonra benimkini alalım. Evet. Ya. Açıyorum. Gördünüz mü yüzünü? Gördünüz mü arkadaşlarım? Tenney. Ve Tenney artık Türkiye'de. Ya Tenney misin Tenney sen? Artık Türkiye'de. Müzisyen Tenney, şarkıcı Tenney, gitarist Tenney, muhteşem güzel, çilli Tenney. Ben ona susamlı kız diyorum arkadaşlarım. Burnunun ve yanaklarının üzerinde susamlar var. Birazdan açacağız ve hep birlikte inceleyeceğiz. Ama şu Poyraz'ınkini... Oh gördünüz bile. Gördünüz bile hiçbir resmimiz kalmadı. İşte bu da Poyraz'ın Logan arkadaşlarım. Vay canına. Logan artık Türkiye'de. Poyraz evet. Çok mutlu şu an arkadaşlar. Gerçekten çok American mutluyuz. American Girl erkek bebeğimiz de oldu arkadaşlarım. Çok mutluyuz. Vay. Ve bir de kutunun içinden broşürümüz çıktı. Broşür olmazsa olmaz. Broşürümüze şöyle bir bakalım.
Ve işte Luciana, Buse'nin ve Ceylin'in ısrarla istediği muhteşem güzel olduğunu iddia ettikleri ki ben pek beğenmiyorum arkadaşlarım. Acaba ayakkabılara bakar mısın? Böyle ayakkabı gördün mü sen? Hologram ayakkabılar. Evet. Bu dergiyi Ceylin bize bir gün inceler misin? Sen güzel dergi ve kitap inceliyorsun. Çok seviyorsun biliyorum. O yüzden bu dergiyi sana bırakıyorum. Bir gün inceler misin arkadaşlarımız da isterlerse videoda? Evet, bizim tenliğimiz de buradaymış arkadaşlarım. Onun bir sürü aksesuarı varmış. Ceylin incelesin, size göstersin, tanıtsın. Ve sizler de istediğiniz aksesuarları bana yazın. Alalım arkadaşlarım. Dergimiz çok güzel. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz orada, neler oluyor? Şunu da alabilir miyim? Arkadaşlar. Biz galiba aşık olduk arkadaşlar. Arkadaşlar gönülü şlogun. Çok tatlı değil mi? Saçlara falan bakın. Onu birazdan açacağız. Arkadaşlar ben galiba beğenmeyeceğim buna şeyler. Hayır, öyle şey yok. Hayır. Önce bayanlar, tenliğe öncelik verelim. Tenliği açalım. Melisa'ya da bakın ya, arada kalmış gibiyse. Hayır, arkadaşlarımız da yazmışlar. Ben de öyle hissediyorum. Kim gelirse gelsin, Melisa'nın yeri başka. Değil mi arkadaşlarım? Melisa bizim ilk göz ağrımız. Melisa'yı hepimiz çok seviyoruz. Şimdi arkadaşlarım bir sorunumuz var. Bebeklerimizin isimleri var. Logan, Tenney. Bunlar göbek ismi olarak kalsın. Ne dersiniz? İkinci isim olarak kalsın. Onlara birer tane ön adı olarak Türkçe bir isim bulalım. Ne dersiniz? Bir Türk ismi olsun. Mesela Didem, Betül, Dilruba, Dilara, ne istersek arkadaşlarım. Yorumlarınızı bekliyorum. Ben en çok yazılanlardan bir liste oluşturacağım. O listeyi sizin oylamanıza sunacağım. Tenney için, Sege için, Lee Clark için ve Logan için yeni isimler bulacağız. Logan için bir isim buldum. Abdülrezzak. Bunun için de bir isim buldum. Hürrem. Hayır. Ne dersiniz? Hayır. Arkadaşlar. Söyle. Ben şimdiden bu ikisine bir isim buldum. Kara Hindiba. Kara Hindiba. Ve Kara Hindiba'nın için adı. Evet. Yani Sarı Lale. Sarı Lale. Vay canına. Kara Hindiba'nın diğeri Sarı Lale mi? Lale olabilir. Hayır, istemiyorum. Tamam o zaman, neyse karar vereceğiz buna. O zaman önce bebeğimizi bir açalım. Tamam. Biz Melisa ve Logan'la seni burada bekliyoruz anneciğim. Evet Tenney, hazır mısın? Sen de heyecanlısın herhalde. Arkadaşlar. Onun ismi Tenney değil mi? Bir dakika arkadaşlarım, çok önemli bir şey göstermiyordum size. Ben Isabel Abby'den bunlar için bir şey aldım. Bekleyin. Bütün çocuklarıma hiçbirini unutmadım. İşte bu. Tenney için. Ahşaptan isminin baş harfi. Bu ne alaka diyeceksiniz ama Isabel Abby'de bunları gördüm. Çok güzeldi. Bu kim? Meğer bu yılanmış arkadaşım. Ben çok yılandan korkarım ama bunu eve gelince Ceylin bana hatırlattı. Melody için mi anneciğim o da? Hayır, Melody için olur mu? Melisa için bu. Şurayı sileceğim. Asetona siler misin Ceylin bana bunu? Ya da başka renge boyar mısın? Ahşaptan arkadaşım. O kadar güzel. Arkasındaki sticker'ı kaldırıyorsunuz. Odanıza, dolabınıza her yere yapıştırabiliyorsunuz. Bu da Melisa'nın odasına yapıştırılacak. İşte bu da Poyraz için. Poyraz'ın ahşaptan kapı süsü. Bu Buse için, bu da Ceylin için. Nedense arkadaşlarım bunları almaya nasıl karar verdim biliyor musunuz? Bunları gördüğümde direkt aklıma Tenney geldi. Şimdi Tenney'i alacağım, diğer çocuklar da üzülmesinler diye. Onları da birer tane aldım ama bunları alma sebebim Tenney'di. Ben bunu onunla nedense çok bağdaştırdım. Bakın çok uyumlu olduğunu düşündüm. Bilmiyorum nedendir. Anneciğim. L nerede? L Clark'ın ve Logan'ın L'si. Onu almadım. Sevginin S'si nerede? Emin değildim onlardan. Onlara kendim yapacağım. Bunlar bize model olsun. Onlarınkini kendimiz yapalım. Ne dersiniz? Süper fikir. Hadi o zaman artık Tenney'i kutusundan çıkartalım. Pabuçları. Gördüm pabuçlarını. Kot yeleği. Her şeyle muhteşem güzel görünüyorsun. Bebeğim seni buradan çıkartacağım. Kurtaracağım. Bekle. Kimler heyecanlı? Kimler Tenney'i yakından görmek için, kutusuz görmek için heyecanlı ve sabırsızlıkla bekliyor? Ben. Arkadaşlarıma sordum ben, ama çocuklar. Ben. Evet Tenney'le artık aramızda hiçbir engel kalmadı. Gel bakalım bebeğim. Evet. Artık elimde olduğuna inanamıyorum. Seni uzun zamandır beğeniyordum zaten. Arkadaşlarımızın onayını aldıktan sonra almak istedim ve evet. Teşekkürler arkadaşlarım. Muhteşem güzel bir Amerikan Girl bebeği seçtik hep birlikte. Pabuçları çok güzel. Tam sonbaharlık. Evet, biraz tarzını yazlık değil de ilkbahar ve sonbahar gibi buldum. Sizler ne düşünüyorsunuz ben çocuklar? Ben tam böyle sonbahar. Yazdan çıkmış sonbahara girerken. Saçımızın filesini de bir çıkartalım. Şu muhteşem güzel saçımızı görelim. Saç modeline bayılıyorum. Ve saçını çok merak ediyorum anneciğim. Ya böyle mükemmel bir saç. Evet işte böyle. Galiba Melisa'dan daha uzun saçı var. Şunu da çıkartalım. Bu böyledir. Bukle şeklinde yandan. Ve saçları çok uzun. Ve ilerleyen günlerde onun saçını tamamen açacağım ve arkadan dalgasını merak ediyorum arkadaşlarım, onu göreceğiz.
Şöyle bir model yapmışlar buradan. Tepeden bir tutam alınmış. Önden bir tutam alınıp kıvrılmış ve ikisi birleştirilmiş lastikle. Ve sonra da harika bir saç modeli olmuş. Çok beğendim arkadaşlarım. Yüzüne yakından bakmak ister misiniz? İşte susamları burada. Susam mı değil mi anneciğim? Bir tane de burada beni varmış dudağının üstünde. Muhteşem güzel görünüyor değil mi? Ve gözleri Ela mı desek, kahverengi mi desek benim göz rengime çok benziyor arkadaşlarım. Evet anneciğim, bebek olarak yüzü de sana çok benziyor. Ne? Ben böyle çilli miyim? Evet anneciğim, senin çillerin var aslında. Ya ben nerede bu kadar güzel? Şu güzelliğe bakar mısınız? Yanaklarının kırmızılığı, makyajı falan ne kadar güzel. Yatırınca uyuyor, gözlerini kapatıyor. Kaldırınca gözlerini açıyor. Harikaymış. Gözleri çok etkileyici değil mi arkadaşlarım? Çok anlamlı bakıyor. Ben çok beğendim. Sizin de fikirlerinizi, yorumlarınızı, eleştirilerinizi bekliyorum arkadaşlarım. Düğmeler gerçek mi diye merak ettim arkadaşlarım. Evet gerçekmiş. Hem de dikme. El iş olduğu o kadar belli ki. Acaba ilik evleri açık mı? Vay canına. Evet arkadaşlarım açıkmış. Özellikle böyle minyatür minyatür ilik evleri açmışlar ki buradan düğme geçsin diye. Harikaymış. Çıkartalım. Tek parça mı? Şu Barbie'ler gibi acaba tek parça mı yapmışlar? Tabii ki de hayır. Hani arkadaki kumaştan tasarruf etmek için, önüne iki katlı kıyafet göstermek için dikilir ya Barbie'lerin kıyafetleri. Ama bunda öyle bir şey yok. Harika bir ceket. İçi de çok temiz. Ve bakalım ayakta durabiliyor musun Tenley? Tenley her şekilde ayakta durabiliyor. Şu anda ayaklarını açtım. Rahat rahat durabiliyor. Evet. Bu onun kot yeleği. Bakalım tişörtünü nasıl çıkartabiliyoruz. Arkadan cırtı var. Beden rengi ten rengiyle uyumlu. Melisa'nın beden rengi daha açık. O da kendi ten rengiyle uyumlu. Anneciğim eteğine bayıldım. Aynı renkteler mi? Aynı renkte değiller galiba. Değiller evet. Anne eteği harika. Eteği desenli deriden arkadaşlarım. Ve çamaşırı da var tabii ki. Bu renk çamaşırımız yoktu. Anneciğim sen daha dur bak ne efsaneler var, hazır mısın? Evet. Şu kutunun içine bakar mısın? Vay canına, daha kutunun içinde neler? Oo, kitabımız varmış. Bir şey daha var. Başka? Burada bir şey var. Arkadaşlarım bir şey açmayı unutmuşuz. Evet ne anneciğim o? Bakalım. Ve bu bir bileklik. Evet. Melisa'nın kutusunda yoktu böyle bir şey. Ne? Belki de vardı. Melisa'nın kutusunun kenarlarını incelemedik. Hadi hemen getireceğim Elin'cim, ona da bakalım. Belki onun da bir aksesuarı vardı. Belki de. Keşke. Cüzdan olması gerekiyor. Vay canına arkadaşlar, bir haftadır bunu keşfedememişiz. Tenley sayesinde bu kadar güzel bir bileklik olabilir mi yahu? Benim bileklerim sönük kaldı yanında. Notalı, yıldızlı ve Swarovski taşlı, muhteşem güzel. Nasıl takıyoruz bunu? Tenley gel bilekliğini takalım. Evet taktım bile. Ve sana çok yakıştı bebeğim. Melisa'nın kutusunun yan tarafında çıkarmadığımız bir broşür varmış. Bakalım onun içinde ne var? Ya olamaz. Hay Allah, ben burada bir aksesuar olduğunu düşünmüştüm. Sanırım yokmuş. Ve bakın burada diyor ki Amerikan Girl'ün temizliğini böyle yapabilirsiniz. İşte tam da buna ihtiyacımız vardı. Evet, ikinci el bebeklerimiz için temizlik videoları izliyorduk arkadaşlarım. Tam o sırada bu videoyu çekmeye karar verdik. Böyleymiş. Bu çıkmış. Yani açmayı unuttuğumuz paket bu muymuş Buse'cim? Evet anneciğim buymuş. Hay Allah, hayallerim suya düştü. Çünkü Melisa'yı satın alırken internet sayfasında cüzdanı da gözüküyordu. Evet. Parası da gözüküyordu. Evet. Onlar yok. Çıkmadı. Mail atalım tekrar. Şimdi fark ettim. İnan bir hafta o yaşın üzerinden anca fark ediyorum arkadaşlarım. Evet, bir de Tenley'in kitabı varmış. Nasıl bir kitapmış bir bakalım. Bayağı kalın bir kitap anneciğim. Keşke İngilizce biliyor olsaydık. Ya. O zaman bunu sayfa sayfa Ceylin'imize çevirsin. Size de gösterebilirim arkadaşlarım. Instagram'dan isterseniz size sayfaları atabilirim. Çevirin, kitap haline getirin ve bizimle paylaşın. İngilizce bilmediğim için bu kitabı okuyamayacağım ve bunun için çok üzgünüm arkadaşlarım. Anneciğim benim İngilizcemi geliştirmem için bir kitap okumam gerekiyordu. Bu kitabı okuyacağım, bitireceğim ve size özetini anlatacağım. Ne zaman acaba? Yani 2-3 ay sonra falan. Vay canına işte. Tamam. Unutmayın arkadaşlarım, 2-3 ay sonra bunu sormuş olacağız. Tamam. Hangi verdiğiniz söz tutuyorsunuz ki dediğinizi duyar gibiyim. Arkadaşlarım zamanımız olmuyor biliyorsunuz. Günde 3-4 video yetiştirmeye çalışıyorum sizlere. Verdiğim sözleri tutmak istiyorum. Tabii ki hepsi, verdiğimiz sözlerin hepsi aklımızda. Ama yetiştiremiyoruz. Zamanımız yetmiyor arkadaşlarım. Tenley böyleydi. Bu videoda Tenley'i incelemiş olalım. Bir sonraki videoda Logan'ı açalım mı arkadaşlarım? Tenley, Melisa ve Logan harika bir üçlü oldular değil mi arkadaşlarım? Aralarına iki arkadaşımız daha katılacak ama onların bir temizliğe ihtiyacı var. Temizlik videosunu, ikinci el bebeğin yenilenme videosunu sizlerle paylaşmış olacağım. Ve Logan'ı da yarın açacağız arkadaşlarım. Ama bu videoda sadece Tenley'i incelemiş olalım ve ona bu videoda isim bulalım. Logan'ı da açmış olsaydık karışıklık olacaktı arkadaşlarım. Şuradaki i butonuna ben birkaç tane öneri yazacağım sizler için. Eğer bu öneriyi... Yanlış mı gösterim yoksa şurası mıydı? Bu öneriyi sizler beğenmezseniz değiştirebilirsiniz. Ama ben birkaç isim bulacağım. Tenley göbek ismi olacak. Bir de ön isim olarak Türkçe bir isim bulacağız. Sizlerle birlikte karar vereceğiz arkadaşlarım. Şimdi veda zamanı. Melisa'nın yeni arkadaşı Tenley'i beğendiniz mi beğenmediniz mi? Beğendik. Bayıldık anneciğim. Logan için neler düşünüyorsunuz?
Yani söylenecek söz yok. Düşüncelerinizi, yorumlarınızı, eleştirilerinizi aşağıda yorumlarda bekliyorum. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videolarımızı Facebook, Instagram, Twitter gibi kendi sosyal medya hesaplarınızda paylaşın. Bir sonraki videoda görüşene kadar sağlık, mutluluk, eğlenceyle kalın. Oyun oynayın, çocuk kalın. Hoşça kalın.